Opet Test köşemizin bu haftaki konuğu tamamen yenilenen Peugeot 308. İlk olarak baktığımızda bu seri başladığında bu segmentte oldukça tutulmuştu ve yaklaşık 90 senede global anlamda 7 milyonun üzerinde de bir satış başarısı yakaladı. Peugeot 308 yenilendi ve ilk defa yeni aslan logosunun kullanıldığı model olarak da karşımıza çıktı ve tüm dünyada yine fazla talep gören modellerden bir tanesi oldu. Türkiye'de ise Eylül ayı başından itibaren satışa sunulmuş durumda. Şimdi aracın detaylarına geçeceğiz sevgili seyirciler. Evet, 308 tamamen yenilendi. Boyutlar değişti, teknik özellikler değişti, konfor donanım değişti. Öncelikle boyutundan bahsetmek istiyorum. Bir önceki jenerasyona göre 11 santim daha uzun hale geldi ve 5,5 santimde aks mesafesi büyüdü. Bu da ona içeride özellikle arkada daha geniş bir alan sunma imkanı sağladı. Kaputun altında ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motor yatıyor ve EAT 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş durumda. Tek motor seçeneği var 308'de. İlerleyen dönemlerde elektrikli versiyonları da gelecek. MEP2 yani verimli modüler platform üzerine inşa edilen 308, görmüş olduğunuz gibi yepyeni tasarımıyla oldukça dikkat çekici. Özellikle marka kimliğini vurgulayan tasarımı 308'de de görmemiz mümkün. O aslan pençesi izleri ön yüzde görüyoruz ve LED matrix farlar da gece bize iyi bir görüş sağlıyor. Panjura baktığımızda ilk dikkat çeken bölümlerden bir tanesi ve yeni logo orta bölüme yerleştirilmiş durumda. Panjurun ortasına yerleştirilmiş durumda. Buradaki gündüz LED farları, farlar oldukça farklı bir tasarım. Gece gelirken aracın 308 olduğunu size belirtiyor. Şimdi yan tarafa doğru gelirken kaputun uzunluğu dikkat çekiyor. Daha uzatılmış bir kaputa sahip. Bu da onu biraz daha sportif, biraz daha dinamik yapmış durumda. Araçta şasi, gövde tamamen rigidliği arttırılmış durumda. Tüm bileşenlerin, ağustunun olsun, gövde yapıları olsun hem sessizliği arttırıldı. Bunlardaki iyileştirmeler aynı zamanda sürtünme direncini, sürtünme katsayısını da iyileştirdi. 0.28'lik bir sürtünme katsayısına sahip yeni 308. Buna başka neler destek oluyor? Tabii ki tampon tasarımı. Yeni 308'de enerji verimli yüksek A ve A Plus jant ve lastikler kullanılmış. 16-18 inç ebadında jantlar bulunuyor. 3 donanım versiyonu var 308'in. Aktif, Allure ve GT olmak üzere. Aktif Prime'dan sonra tabii üst donanımlar gittikçe artıyor. Bizim aracımız GT donanım seviyesine sahip. Yan tarafa baktığımızda yine bu Peugeot logosunu yan çamurlukta görmek mümkün. Bence güzel yerleştirilmiş buraya ve dikkat çekici. Aracımızın rengi de oldukça dikkat çekici. Görenlerin merakla baktığı, beğeniyle sorduğu bir araç haline geldi bu rengiyle beraber. Görmüş olduğunuz gibi siyah kontrastlar hem tavanda hem yan aynalarda hem de cam çerçevelerinde aracı biraz daha güzel göstermiş. Arkaya doğru devam ettiğimizde yine bir başka özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aracımızda anahtarsız çalıştırma ve giriş sistemi mevcut ancak anahtar cebinizde ise hiç düğmeye basmadan yaklaştığınız anda siz bir şey yapmadan kapıları ve aynaları açıyor aracımız. Dolayısıyla sadece kapı kolunu tutarak araca binmeniz yeterli oluyor. Araçtan uzaklaştıktan sonra ise anahtar yine cebinizde, siz yine bir şeye basmıyorsunuz. Kapıları otomatik olarak kilitliyor. Böylece aracınızın açık kalmasını da unutmaktan kurtuluyorsunuz. Arkaya doğru devam edelim. Arkaya doğru geldiğimizde aerodinamik yapının detayları yine burada var. Gördüğünüz gibi arkadaki spoilerin yanlarında da rüzgarı daha iyi akıtacak kanallar var, kanatlar var burada. Köpek balığı sırtındaki fin benzeri bir antenimiz var. Üçüncü stop grubu buraya, spoilerin oraya yerleştirilmiş. Arkada yine LED farlar var ve bu LED farlar sizi aracınızı açtığınız anda bir karşılama seremonisiyle selamlıyor. Bagajı açmak için hemen logonun üzerinde bulunan bu aralığı kullanıyoruz. Hani ilk kez bu araca binecekler aramasın diye söylüyorum. Bu şekilde açıyoruz. Amortisörlü kollar var. Elektrikli bagaj kapağı yok. Çok rahat açılıp kapanıyor. 412 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor.
Parçalı olarak katlayabileceğiniz koltuklar sayesinde de 1320 litreye kadar bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Buradaki panzotu kaldırdığımızda ise altta yedek lastiği görüyoruz. İnceltilmiş bir lastik. Sadece lastikçiye kadar götürmek amacıyla buraya konulmuş. Orijinal boyutta değil, daha ufak bir lastik. Ama gördüğünüz gibi bir yedek lastiğimiz var tamir kiti yerine. Evet, bagaj kapağımızı kapattığımızda arkadaki tasarımın da diğer Peugeot modelleriyle uyum içinde olduğunu görüyoruz. Yani tasarım dili tüm modellerde artık birbirini tamamlıyor. Alt tarafa bakacak olursak iki tane difüzör benzeri çıkışımız var. Krom çerçeveyle süslenmiş durumda. Ancak bunlar sadece dekoratif amaçlı. Aracımızın donanım seviyesini aracın muhtelif yerlerinde görmek mümkün. Onlardan bir tanesi hemen arka taraf GT yazısını burada görüyoruz. Ama dediğim gibi bunlar sadece donanımı belirtiyor. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltuktaki diz ve baş mesafesi nasıl? Kapının açılma açısı oldukça güzel. Bu da iniş binişleri kolaylaştırıyor. Arkaya oturduğunuzda evet bu segmentte bir araç olduğunu, hatchback bir araç olduğunu tabii ki hissediyorsunuz ama artan boyutlar ve aks mesafesi sayesinde de gerçekten arkada rahat bir oturma alanına kavuştuğumuzu söyleyebilirim. Koltukların arkasında hafif girintiler var gördüğünüz gibi. Bu da diz mesafesini rahatlatıyor. Buradaki fileli ceplerde eşyaları saklamanıza yardımcı oluyor. Orta bölümde konsolun hemen arkasında 2 adet havalandırma kanalı var. Arkada oturan yolcular için bunları açıp kapatabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Hemen altında Type-C, C tipi USB çıkışları var. Buradan görüyorsunuz. Bir tanesi USB girişi, bir tanesi telefonunuzu şarj etmek için işaretlerle belirtilmiş. Burada minik bir yine saklama bölmesi var bu alt bölümde. Ortaya bakalım hemen kol dayama. Evet, bu kol dayamada 2 adet bardak koyacağınız alan. Buraya telefonunuzu da koyabilirsiniz. Bu da işin konforunu arttıran detaylardan bir tanesi bence. Kafalıkları tabii kaldırıp kendinize göre ayarlıyorsunuz. Arkada oturan yolcular için hem sağ hem sol tarafta oturanlar için ayrı ayrı tasarlanmış LED aydınlatmalar var. Gece iyi aydınlatma sağlıyor. Aracın içi sportif yapısı nedeniyle siyah renkte kullanılmış. Siyah döşeme var, deri döşeme var. Burada alkantara bölümler görüyoruz. Yine kumaş bölümler görüyoruz. Güzel bir tasarımı var bu sportifliği destekleyen bir tasarım. Bununla beraber tabii ki bu karanlık yapıyı da buradaki perdeyi açarak bertaraf edebilirsiniz. Manuel bir perde görmüş olduğunuz gibi. Elinizle kumanda ediyorsunuz. Buradaki cam tavanı ise arkaya doğru açarak veya yukarı doğru kaldırarak içeri hava girmesini de sağlayabilirsiniz. Evet, arka taraf dediğim gibi oldukça rahat bu segment için. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Ön taraftaki özelliklerden bahsedelim, malzeme kalitesinden bahsedelim, sonra da yola çıkacağız. Evet, binerken böyle biraz daha dinamik, sportif ve genç işi bir otomobile bindiğinizi hissettiriyor. Koltuklar özellikle gördüğünüz gibi bu yan destekleri, bacak ve bel destekleri çok iyi. Sizi sarıp sarmalıyor adeta. Virajlarda tabii ki bu savrulmanızı engelleyip konforunuzu da arttırıyor, güvenliğinizi de arttırıyor. Şimdi direksiyona değineceğim. Biliyorsunuz Peugeot'da bir süredir biz bunu görüyoruz. iCockpit diyoruz. Direksiyon daha böyle minimalist, ufak. Hatta biraz daha düzleştirilmiş üst ve alt tarafları. Buradan 10 inçlik gösterge ekranını direksiyonun üzerinden görüyoruz. Normal tasarımlarda biliyorsunuz bu ara bölümden görürüz göstergeyi. Ama burada direksiyon biraz daha aşağıda kalıyor. Ve direksiyonu bu şekilde kumanda ederken göstergelere de yukarıdan, buradan bakıyoruz bu şekilde. Şimdi şöyle start stop tuşuna basarak ekranları da bir açalım. Bu aracın tabii en önemli özellikleri bu bölümler aslında. Buraya gelmeden biraz malzemelerden de bahsedelim. Şimdi üst bölümlere baktığımızda güzel yumuşak malzemeler var. Böyle metal ara geçişler var. Ve gördüğünüz gibi havalandırma kanalları da farklılaştırılmış.
boydan boya gidiyor gibi bir tasarıma sahip. Bu sürücü ve yolcular için daha iyi bir hava akışı sağladığı söyleniyor bu tasarımla beraber. Havalandırma kanalları yukarıda, ortadaki multimedya ekranı ise ana göstergeye göre biraz daha aşağı konumlandırılmış ve sürücüye doğru yönlendirilmiş. Yine dikişler bu orta bölümde devam ediyor. Buradaki bölümde telefonunuzu koyup şarj edebiliyorsunuz. Bir USB-C girişi var, bir 12 voltluk prizimiz var burada. Arkada bu bölümde, şurayı açalım, yine bardakları koyabileceğimiz, eşyamızı saklayabileceğimiz, telefonumuzu arasına böyle koyabileceğimiz bir alan da mevcut. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz bu şekilde. Buraya baktığımızda da yine anahtarı belki koyarız, ufak tefek eşyaları koyarız, böyle bir eşyamız var. Kelebek tasarımı dediğimiz, şu tuşa bastığımızda iki yana açılan, ortada bir kol dayamanın altında bir bölüm var. Yine bir USB-C girişi mevcut. Böyle bastırıp kapatıyoruz. Orta bölümde vites artık mandalına diyeyim, dikkat çekmek istiyorum. İleri geri hareket ettirerek vitesi değiştiriyoruz. Manuel kullanmak için M tuşuna basmamız yeterli. Park konumu için ise P tuşuna basıyoruz. Şimdi bu bölümde Drive Mode yazan tuş da dikkatimizi çekiyor. Aracımızı kullanırken Drive Mode'da ilk çalıştırdığımızda normal modda çalışıyor. Drive'da ileri bastığımızda spor moda geçiyor. Ekran kırmızı oluyor, daha agresif. Geri aldığımızda normal, bir daha bastığımızda eco moduna geçiyor. Eco modda ise yeşil bir ekrana kavuşuyoruz. Daha çevreci olduğunu vurgulamak adına. Buradan devam edelim. Burada 10 inçlik bir ekranımız var. Ve bu 10 inçlik multimedya ekranını kişiselleştirebiliyoruz. iToggles adı verilen altta bir bölüm var. Buradaki seçenekleri sürücü kendine göre kişiselleştirebiliyor. Buraya Bluetooth üzerinden iki farklı telefon bağlayabiliyorsunuz. Bu mirror screen özelliğini kullanabiliyorsunuz. Tamamen kablosuz buradan bağlanılıyor artık 308'de. Buradaki işlemleri kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Radyo, medya, klima, navigasyon, telefon, ayarlar tuşları bu bölümde. Ana ekrana geldiğinizde burayı görüyorsunuz. Ayarlara bir daha göstereyim hemen. Burada kişiselleştirme tuşları var. Kişiselleştirmede ekranlar, renkler, ekran rengi, iç mekan rengi gibi özellikler mevcut. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan araç tuşuna geleyim. Araç tuşunda ise panoramik kamera, yani 360 derece etrafı görebildiğimiz bir kamera sistemi var. Ön, iki ayna ve arkada bulunan kameralar sayesinde. Onu da göstereceğim. Bu kameralarla beraber aracın dört bir tarafını görmeniz mümkün. Şerit koruma özelliği, durdur başlat özelliği, işte aracımızın stop start dediğimiz özelliğini çok sıkışık trafikteyseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu menüye girmeniz gerekiyor. Ekstra bir düğme burada bulunmuyor. Klima buradan ayarlanıyor. Klimaya girdiğinizde koltuklar ve direksiyon simidini de görüyorsunuz. Sürücü ve yolcu tarafında koltuklar ısıtmalı. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz iki tarafı da. Kademeli olaraksa ayarlayabiliyorsunuz. 3 kademeli ısıtma sağlıyor koltuklar. Buradan kapatalım bunları. Koltuklar ve direksiyon simidinde direksiyon tuşuna bastığınızda ise direksiyon ısıtması da aktif hale geliyor. Bu aşağı doğru devam ettiğimizde bunlar dijital iToggles, bunları kullandık ama bu altta gördüğünüz gibi piyano tuşuna benzer tuşlarla da manuel tuşlar mevcut. Araç tuşu burada mevcut. Klima, arka rezistans, ön rezistans, klima off tuşu gibi ve dörtlü ikaz da en sağ buraya yerleştirilmiş durumda. Şimdi bu bölümleri anlattık. Gelelim göstergeye, iCockpit'e. Bunu artık biliyorsunuz diye çok fazla detayına girmeyeceğim ama böyle 3 katmanlı bir ekran var ve bu katmanlar sayesinde de siz 3D, yani 3 boyutlu olarak bilgileri görüyorsunuz. Kimileri bunu beğeniyor, kimileri özellikle böyle hafif vertigosu olanlar biraz zorlanıyor, onu söyleyeyim. Ama çok teknolojik, dijital bir ekran. Bütün bilgileri görmeniz mümkün. Yukarı doğru bakacak olursak buradan panoramik cam tavanımızı, bu bayağı büyük bir sunroof aslında. Buradan ileri geri hareket ettirebiliyoruz. SOS, e-call tuşlarımız burada. Buradan acil yardım çağrılarını yapabiliyoruz. Çerçevesiz aynamız mevcut. Bu da oldukça şık duruyor.
Gayet güzel. Ben bu tarz aynaları daha çok sevmeye başladım. Evet, malzeme kalitesi oldukça iyi. Yumuşak malzemeler var. İçerisi dediğim gibi çok sportif, tamamen sürücü odaklı. Spor bir araç kullanıyor hissiyle aracın içine geçiyorsunuz. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Yola çıkalım. Motor özelliklerinden, performansından, teknik verilerinden, süspansiyonundan ve tabii ki ses yalıtımından bahsedelim. Şimdi 308'de araca bindiniz ve yola çıktınız. O ilk hızlanırken 3 silindirli motorun pırıltısını aynı Astra'da olduğu gibi duyuyorsunuz. Motordan tatlı bir omurtu geliyor. Bu sizi çok fazla rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Benim gibi böyle biraz daha motor sporları severler için de gayet güzel bir ses, o güzel bir tını. Sonra araç gittikçe sessizleşiyor. Çünkü EAT 8 şanzıman, 8 lira otomatik şanzıman. Vites geçişlerini size hissettirmeden büyütüyor ve gayet akıcı bir şekilde yola devam ediyorsunuz. Şimdi özellikle içeride müzik, klima, her şeyi kapattım. Çok sessiz bir yapıya sahip. Dışarıdayken de anlatmıştım. Gövdeyi daha rigid hale getirmişler ve bir sürü bağlantı elemanını da daha sessiz olması için yeniden geliştirmişler, tasarlamışlar. Bununla beraber arabanın sürtünme katsayısı da az olduğu için içeride rüzgar sesi şu anda duymuyorum ki açık bir otobanda neredeyse gidiyorum. Açık bir alandayız. İçerisi çok güzel, çok keyifli o yönden. Motordan size hemen bahsedeyim. Madem hani motordan söyledik, o pırıltısından bahsettik. 1.2 litrelik PureTech bir motor var. Bunu zaten biliyoruz, tanıdığımız bir motor. 5000 devir dakikada 130 beygir güç üretiyor ve 1750 devir dakikada ise 230 Nm'lik tork değerine sahip. Bu değerler oldukça iyi. Böyle bir araçtan böyle bir verim gayet güzel. EAT 8 şanzımanıyla da gücünü yere aktarıyor dedik. Saatte maksimum sürati 210 km ve 0'dan 100'e ise 9.7 saniyede çıkıyor. Bu da onun aslında bir performans aracı olmaktan ziyade şehir içi kullanıma uygun, daha ekonomi odaklı bir araç olduğunu bize gösteriyor. Yakıt tüketiminden bahsedelim. Fabrika verilerine göre 5.8-5.9 civarında bir karma kullanım değerine sahip. Bu aracı eğer şehir içinde kullanırsanız, ben size söyleyeyim, aşağı yukarı 7.5 litreler civarında kullanabilirsiniz. Ama uzun yola çıktığınızda, daha akıcı yollara çıktığınızda ise bu karma kullanımı yakalamak mümkün. Bunu zaten ben sürüşlerde gözlemledim. Aracı böyle özellikle otoban gibi bir yolda kullanıyorsanız, adaptif hız sabitlemeyi açtığınızda öndeki araçla takip mesafesini ayarlayıp kendi kendine durabiliyor. Ama bu arada şerit takip destek sisteminin aracı iki çizginin tam arasında tuttuğunu da söyleyelim. Sadece aracı çizgi içinde değil, tam ortalayarak götürüyor. Neredeyse otonom sürüşe yakın bir sürüş elde ediyorsunuz. Bu da güvenlik ve konforu yine arttıran bir unsur. Sadece dokunduğunuzda araç çizgi içinde çok rahat bir şekilde gidiyor. Aracın dışındayken söylemiştim, 3 farklı donanım seviyesi var demiştik. Buna paralelde 6 farklı gövde rengi ve 3 farklı iç mekan rengi seçeneği mevcut. Bunları kendinize göre tercih edebiliyorsunuz. Son olarak süspansiyonlarından ve biraz da sürüş karakterinden bahsedeyim. Sürüş karakteri aynı görüntüsü gibi biraz sportif. Süspansiyonlar şehir içine uygun, böyle hafif tatlı sert diyebilirim. Çok çok yumuşak değil. Şehir içindeki o minik tümsekleri hissedebiliyorsunuz ama virajlarda da güven veriyor. Ve viraj tepkileri oldukça iyi. Araç çok stabil bir şekilde virajlara girip çıkıyor. Bu da güzel. O sportif ruhu yansıtması benim beğenimi kazandı. Sevgili seyirciler, sizlere daha önce Opel Astra'yı anlatmıştık. Şimdi kardeşi 308'i anlatıyoruz. Tabii ki birbirinden ayrışan yönleri var ama birçok ortak noktası da var bu araçların. Dolayısıyla iki araç da tercih aslında biraz marka tercihine ve diğer görsel detaylarda kalıyor.
İkisinde de aynı motor, aynı şanzımanı görmek mümkün. Dolayısıyla tercih burada tamamen sizin olacak. Yalnız şunu söylemem lazım. Opel için özellikle artık Fransız oldu deniyor ama Almanya'da Alman mühendisler tarafından üretildiğini Astra'nın bir kez de altını çizmek istiyorum. Buysa 308 ise tamamen Fransız ama buradaki bazı parçalar, motorlar da yine Astra'da mevcut. Evet, bu testimizi de burada noktalayalım. Haftaya bir başka testte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.